Merhaba çocuklar, yine bir din kültürü dersiyle birlikteyiz. Bugün sizlere tasavvufi yorumlar üzerinde birkaç ders anlatacağız. Yeseviliğe değineceğiz ilk önce. Yesevilik tasavvufi yorumların başında gelmekte. Önce tasavvufi yorum nedir? İsterseniz buna kısaca değinelim. Biliyorsunuz biz yorumları üçe ayırmıştık. İlki itikadi yani inançla ilgili, ikincisi fıkhi, üçüncüsü de tasavvufi yorumlardı. Tasavvufi yorumlar daha çok İslam'ın manevi, ruhi yönüne, ahlaki yönüne vurgu yapılan yorumlardı. Yesevilik bir tarikat tabi, bir yorum, tasavvufi bir yorum. Yesevilik kim tarafından? Hoca Ahmet Yesevi, onun görüşleri ve düşünceleri etrafında kurulmuş tasavvufi bir yorumdur. Hoca Ahmet Yesevi ilk Türk İslam mutasavvıflarından yani tasavvufçularından biri kabul edilmektedir. Batı Türkistan'ın Çimkent şehrine bağlı Sayram kasabasında dünyaya gelmiş ve iyi bir dini eğitim almıştır kendisi. Piri Türkistan lakabıyla bilinir. Türkler arasında İslamiyet'in yayılmasında, benimsenmesinde ve doğru din anlayışının oluşmasında onun fikirleri ve çabaları önemli bir rol oynamaktadır. Ahmet Yesevi Türk boyları arasında dolaşarak İslamiyet onların anlayabileceği sadelikte anlatmıştır. Hikmet adı verilen şiirleriyle İslam'ın ilkelerini insanlara açıklamıştır. Bu hikmet şiirlerinin bulunduğu esere de Divan-ı Hikmet adı verilmektedir. Evet, şu görsel Hoca Ahmet Yesevi Türbesi günümüzde nerede? Kazakistan sınırlarında yer almaktadır. Divan-ı Hikmet Türk İslam Edebiyatı'nın ilk ve en önemli örnekleri arasında yer almakta. Divan-ı Hikmet'te insanlara İslam dinini ilkelerini açıklayan, Allah ve peygamber sevgisini konu alan birçok şiir yer almaktadır. Ahmet Yesevi hikmetlerini Kur'an ve sünnetten ilham alarak, onlardan esinlenerek söylediğini şöyle ifade etmiştir. Benim hikmetlerim Sübhan'ın fermanı. Sübhan burada Allah'ın bir ismidir. Yani Allah'ın fermanından maksat da Kur'an-ı Kerim'dir. Benim hikmetlerim Sübhan'ın fermanı demesi de yani benim şiirlerim Kur'an-ı Kerim'den esinlenerek yazılmıştır. Okuyup anlasan hepsi Kur'an'ın anlamı zaten burada açıklıyor. Benim hikmetlerim hadis hazinesidir. Hadis Peygamber Efendimiz'in sözleri, yaşantısı demekti. Yani yine hikmetlerinin, şiirlerinin Peygamber Efendimiz'in hadislerinden kaynaklandığını söylüyor. Kişi pay götürmese bil ki habistir. Yani bu kişi bu sözlerimi okuyup bir ders almazsa kötü niyetli kişi demek istemiş burada. Yesevilikte önemli bir kavram marifetullah yani Allah'ı bilmek. Edebe riayet yani edebe dikkat etmek, edepli olmak. Kendini herkesten alçakta görmek. Biz buna mütevazilik diyoruz, alçak görmekte diyoruz. Herkesi kendinden daha faziletli bilmek. Şeyhlerin huzurunda edepli ve sessiz durmak. Onların meclisinde izinsiz konuşmamak. Şeyhin sırlarını saklama konusunda dikkatli olmak ve önemli, bunlar önemli ilkelerin bazılarıdır. Yine misafiri gözetmek, misafiri ikramda bulunmak, onu güzelce ağırlamak, misafirin arzusunu yerine getirmek de önemli hususların başında geliyor. Şimdi Yesevilik'te bir müritin yani bir Yesevi öğrencisinin dikkat etmesi gereken bazı konular var. Bunları madde madde işleyelim. Sözünde doğru, vaadinde sağlam olmalıdır. Yani sözü doğru olmalıdır, yalan konuşmamalıdır. Vaadi yani yine söz vermişse o sözünde de durmalıdır. Vefalı olmalıdır. Vefalı olmak ne demek? Vefalı olmak şu demek aslında. Birisi size bir iyilik yaptıysa siz onun o iyiliğini bileceksiniz. Kadir kıymet vereceksiniz. O iyiliğe iyilikle cevap vereceksiniz. Vefalı olmak aslında bu demektir. Yumuşak huylu olmak yani kaba, sert bir şekilde konuşmamak, davranmamak. Her zaman güzel bir sabır üzere olmalı. Yani sıkıntılar yaşanabilir ama bu sıkıntılara ne yapılmalı? Sabredilmeli. Allah'ın rızasını kazanma gayreti içinde olmalı. Yani Allah'ın
hoşnutluğunu, sevgisini kazanacak davranışlarda, sözlerde bulunmalı diyor. İhlasa önem vermeli. İhlas ne demek? Samimi olmak demek. Yani ihlaslı olmak, samimi olmak gerekiyor. Hem davranışlarında hem sözlerinde Allah'a yaklaşmaya gayret içinde olmalı. Yani Allah'a yaklaşacak fiiller, sözler, davranışlar sergilemek gerekiyor. Cemaatle namaza devam etmelidir. Cemaatle namaz yine Yesevilikte önemli bir dustur, önemli bir kural. Devamlı abdestli olunmalı. Yani imkan dahilinde abdestli gezinmeli. Her an Allah'ın huzurunda olduğunu düşünmeli kişi. Allah'ı çokça zikretmeli, Allah'ın adını anmalı. Salih kimselerle, yani iyi kimselerle beraber olmaya gayret etmelidir. Evet, yine Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'inden bir dörtlük. Ey gafil, gafil dikkatsiz kişi demek aslında. Hak zikrini dilden bırakma. Yani Allah'ı anmaktan uzak durma. Sürekli Allah'ı an. Dünyalıktan bir zerreyi ele alma. Zerre en küçük parça demektir. Dünyalık malları ele alma. Yani dünyaya çok dalma diyor. Dünya nimetlerine kanma diyor. Erenlerin arkasından asla kalma. Erenler Allah dostları için kullanılan bir tabirdir. Allah dostlarından arkasından asla kalmayan, onlardan uzak durma demek istiyor. Yola giren, yani tasavvufa giren, çünkü tasavvuf aynı zamanda yol demektir. Tarikat buradan geliyordu. Yola giren sonunda murat bulur dosta. Yani istediğini alır. Tasavvufa giren istediğini alır diyor Hoca Ahmet Yesevi. Şimdi bir diğer tasavvufi yorumumuz olan Kadirilik tarikatına geçiyoruz. Kadirilik tarikatı Abdülkadir Geylani'nin tasavvufi anlayışına dayanmaktadır. Nerede bulunuyor? Hazar Denizi'nin güneybatısında Geylan eyaletinin Neyf köyünde 1077 yılında dünyaya geliyor Abdülkadir Geylani. Soyu Hazreti Ali'ye kadar uzanmaktadır. Abdülkadir Geylani 18 yaşındayken Bağdat'a gidiyor. Dönemin önemli alimlerinden İslami konularda ilimler elde ediyor. İslami ilimleri okuyor. Eğitimini tamamlayınca medrese, yani okul tarzı küçük yerler, medreselerde İslami ilimleri okutup talebe yetiştiriyor, öğrenci yetiştiriyor ve vaazlar veriyor. Yani halkı bilinçlendirici konularda bilgiler veriyor. Ancak daha sonra bütün bunları bırakıp inzivaya çekiliyor. Yani bir köşeye çekiliyor ve tasavvufa yöneliyor. Abdülkadir Geylani'nin tasavvuf anlayışında İslam dininin hükümlerine titizlikle bağlı kalmak esas ve çok önemlidir. Abdülkadir Geylani müritlerine, yani öğrencilerine Kur'an ve sünnete bağlı kalmayı şart koşmaktadır. Ona göre iyi bir mutasavvıf, yani iyi bir tasavvufçu her şeyden önce Kur'an ve sünnetin ilkelerine uymalı ve bunları temel prensip edinmelidir. Kadirlikte bazı önemli esaslar vardır. Bunlar himmeti, yani niyeti ve düşünceyi yüceltmek, insanın niyetini temiz tutması, haramlardan kaçınmak, yani Allah'ın haram kıldığı, yasak kıldığı şeylerden kaçınmak, azmi arttırmak, yani çabalamak, gayret etmek ve nimete saygı göstermek. Allah'ın size verdiği her türlü nimete saygı göstermek. Himmeti yüce olanın derecesi de yüksek olur. Haramlardan kaçınan kişi Allah'ın koruması altına girer. Azmi arttıranın tasavvuftaki yolu devamlı olur. Nimete saygı gösteren kişinin de nimeti daim olur. Yani sürekli nimet verir Allah ona diyor. Evet, önemli bir durum, yine önemli bir husus kadirlikte zikir, cömertlik, rıza, bunlara değineceğiz. Kadirlikte Allah'ı zikretmek, cömertlik, rıza, yani Allah'tan gelene razı olmak, sabır, kanaatkarlık gibi güzel özelliklere sahip olmak önemli bir husustur. Kalbin Allah ile cesedin de, yani insanın vücudunun da ibadetle meşgul olması, verilen sözün yerine getirilmesi, tevekkül sahibi olmak. Tevekkül sahibi olmak şu demek, çalıştıktan sonra işin sonucunu Allah'a bırakmak demek. Doğruluk, fakirleri gözetmek,
Vesveseyi kalpten çıkarıp atmak. Vesvese daha çok insanın şeytan tarafından verilen kötü fikirlerdir. Bunları kalpten çıkarmak. Benlikten uzak olmak. Benlikten uzak olmak da şu demek aslında egoistlikten, bencillikten uzak durmaktır. Bunlar kadirlikte önem verilen bazı ilkelerdir, hususlardır. Şimdi kadirlikte 10 ilke bulunuyor. Bunlara değinelim. Birincisi, şaka ya da ciddi bile olsa yalandan sakınmak. Yani yalandan uzak durmak. İster şaka olsun, ister ciddi olsun, yalana yaklaşmamak. İkincisi, verdiği sözü yerine getirmek. Ahde vefa da deniyor buna. Verdiği sözü yerine getirmek. Bu yesevilikte de önemli bir husustu. Bir diğeri, hiçbir varlığa lanet etmemek ve eziyette bulunmamak. Yani belki sevmediği kişiler olabilir. Onlara yine lanet etmemek, onları eziyette bulunmamak gerekiyor kadirlikte. Kalbi ve uzuvları, uzuvlar insanın organlarıdır. Kalbi ve uzuvları yani insanın kendi organlarını haramdan korumalıdır. Yine tamahkarlıktan sakınmak. Tamahkarlık açgözlülük demek. Yani doymamak. Sürekli bir başkasının bir başka şey istemek demek. Yetinmemek az ile, elindekiyle yetinmemek demektir tamahkarlık. Yani tamahkarlıktan da sakındırılıyor kadirlikte. Tevazu sahibi olmak yani alçak gönüllü olmak. Kibirlenmemektir bu tevazu sahibi olmak. Ehli kıbleden, ehli kıblede Müslümanlar için kullanılan bir tabirdir. Ehli kıbleden hiç kimseyi şirk, küfür ve münafıklıkla itham etmemek. Yani Müslümanlardan hiç kimseyi şirk ne demek? Allah'a ortak koşmak demek. Küfür, Allah'ı inkar etmek demek. Münafıklık da içinden Allah'a inanmamak ama dışından inanıyormuş gibi göstermek demektir. Yani bu özellikleri Müslümanlara yakıştırmamak diyor. Kadirlik bir başka esas. Yine başka bir esas, başka bir ilke, insanların elinde olan şeylere tamah etmemek. Yani arkadaşında olabilir, komşunda olabilir, başka birisinde olabilir. Onun elindekine açgözlülük göstermemek demektir aslında. Yani kendi elindekini yetinmek demektir. Kendi yiyeceğini insanlara yüklemekten kaçınmak. Yani bu avami bir tabir ile otlanmamak demek aslında. Yani insanlara kendi yiyeceğini kendisinin kazanması emrediliyor burada. Evet, son olarak doğru veya yalan bilerek ya da bilmeyerek Allah'a ant vermemek. Yani Allah'a yemin etmemek. Allah için yemin etmemek demektir. Abdülkadir Geylani'nin bir öğütü var burada etkinlikte. Onu okuyalım. Ey oğul, Rabbine itaatte bütün gayretinle çalış. Sana vermeyene sen ver. Sana gelmeyene sen git. Sana zulmedeni sen affet. Niyetinde kullarla kalbinde ise kulların Rabbi ile beraber olmaya bak. Sadık olmaya yani doğru sözlü olmaya. Yalancı olmamaya gayret et. İhlaslı olmaya yani samimi olmaya. Münafık olmamaya çalış. Yani iki yüzlü olmamaya çalış. Vah sana falan filan gibi iki yüzlü, iki dilli, iki fiilli olmayasın diyor. Yine daha çok ahlaki değerler üzerinde duruyor burada. Bir sonraki tasavvufi yorumumuz, Mevlevilik bunu bir sonraki dersimizde göreceğiz. Şimdilik bu kadarıyla yetinelim. Daha sonra size Kanun 2'den ödevler de vereceğim. Elinizdeki soru bankasından işlediğimiz konularla alakalı 3 tane test çözerseniz ödevinizi yapmış olursunuz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.